Şimdi sizin için kesiyorum. Biraz soğuyunca daha iyi servis oluyor ama benim acelem var. Misafirlerim var. Servis yapacağım. O yüzden bekleyemiyorum. Şu şekilde. Bakın ne kadar güzel servisi. Pişme derecesi. Bildiğiniz börek gibi oluyor. Şöyle ben altını da göstereyim. Altı da çok güzel pişti. Sizin için tadıyorum şimdi. Hepinize afiyet olsun. Şahane lezzet. Fresh bir lezzet arkadaşlar. Bu tarifimi hepinize öneriyorum. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada sağlıklı, unsuz, yeşil kabaklı fırında börek yapıyorum. İçerisine un yok. Mısır unu koyacağım. 6 yemek kaşığı, 7 yemek kaşığı. Öncelikle sebzelerimi temizleyerek başlıyorum. Soğanımızı önce ikiye bölüyoruz. Bir büyük kırmızı soğanımız var. İçerisinde renk veriyor ve çok lezzetli oluyor. Jülyen doğruyoruz soğanımızı. Şey ince, çok ince de olmasın. İçinde kaybolmasın soğanımız. Görünsün. Şu şekilde arkadaşlar. Daha sonra bunları açacağız. İçerisinde kaybolmaması için bu parçalar halinde. Kabağımızın kabuklarını kesinlikle soymuyoruz. Hiç gerek yok. Sadece ikiye bölüyoruz ortadan. Şu şekilde yeşil kabağımızın. Onu da çok ince doğramıyoruz. Yine soğanın doğradığımız kalınlıkta doğruyoruz. Bu şekilde. Onu da göstereyim. Kabaklarımızı da bu şekilde doğruyoruz. Kapya biberimizin de çekirdeklerini temizledikten sonra aynı soğan gibi çok ince değil, kaybolmasın yine içinde, renk yapsın. Yine gösteriyorum, şu incelikte olacak. Kabaklarımı bu şekilde doğradım. 1 kilo kabağımı. Bir büyük kırmızı soğanım da bu şekilde. Bakın. Açtım. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve hepsini iyice güzelce bir karıştırıyorum. Biraz sularının salmasını bekliyorum. Çünkü bunu... Kabak ve soğandan çıkacak olan suya ihtiyacımız var. Mısır ununu koyacağım. Mısır unu kabağın soğanın suyunu çekecek. Şimdi bir kenarda bırakıyorum. Sularını biraz salsınlar. Tuzladım. Şimdi kırmızı kapya biberimizi de ilave ediyoruz. Hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Tuzla birlikte sularının 3 sebzenin sularının salmasını bekliyoruz. Çünkü suyuna ihtiyacımız var. Mısır unu ilave edeceğiz. İçerisindeki suyu mısır unu çekecek. Kabağın suyunu gördüğünüz gibi rendeleyip atmadım. 2 adet yumurtam var bu aşamada. Şimdi ellerimi sabunluyorum. Çünkü yumurta kabuğunda mikrop var. Lütfen yumurtayı kırdıktan sonra ellerinizi sabunlayın. Bir fincan zeytinyağımı ilave ediyorum. Zeytinyağımla yumurtalarımı iyice çırpıyorum. Karışımın içerisine 100 gram kaşarım var. Kaşarımı da güzelce karıştırıyorum. Böreğimizin sosu bu şekilde hazır. Kabımızı zeytinyağıyla yağladım. Fakat bu böreğimde ben zeytinyağı kullandım. Siz dilediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz.
Ben yapışmaması için biraz yağdan sonra bir de bu şekilde kek kalıbını yapar gibi unluyorum. Daha kolay servis oluyor. Bu aşamada yumurtanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ölçü sizde kullanacağınız sebzeye göre değişiklik gösterebilir. Malzemeyle iyice karıştırıyorum. Sebzelerimin üzerine bu karışımı ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte karıştırıyorum. Kabağımın da suyunu atmadım çünkü mısır unu su çekiyor. Hazırlamış olduğumuz peynirli yumurtalı malzememizi, un, mısır unu, bütün sebzelerimizin her yerine değecek şekilde güzelce homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra tepsiye yerleştireceğim. Sesimden dolayı özür dilerim. Nezle olduğum için ses rengim değişti. Karıştırmış olduğumuz sos ve sebzeleri tepsime yerleştiriyorum. ...180 derece fırında fanlı pişene kadar bu şekilde. Ben börek diyorum, siz graten deyin, adını siz koyun. Unsuz kabak böreğim kaşarları eriyene kadar, üzeri kızarana kadar 180 derecede fanlı fırına pişmeye gidiyor. Unsuz kabak böreğim fırından çıktı. Muhteşem lezzetli oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip abone olur musunuz? Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şimdi sizin için kesiyorum. Biraz soğuyunca daha iyi servis oluyor ama benim acelem var. Misafirlerim var, servis yapacağım. O yüzden bekleyemiyorum. Şekilde. Bakın ne kadar güzel servisi. Pişme derecesi. Bildiğiniz börek gibi oluyor. Şöyle ben altını da göstereyim. Altı da çok güzel pişti. Sizin için tadıyorum şimdi. Hepinize afiyet olsun. Şahane lezzet. Fresh bir lezzet arkadaşlar. Bu tarifimi hepinize öneriyorum. Afiyet olsun.